neredeyse bulut inmiş diyebileceğim şu boğaz manzarasına aşık olmamak mümkün mü? Ben de bugün balkonda otururken başıma şöyle bir şey geldi. Bulutları seyrediyordum ve dedim ki ya ben bayağıdır video çekmiyorum ve bulutsuz bir ekmek tarifi sözüm vardı. Galiba bugün o gün dedim. Size o ekmeklerden birini yapmaya karar verdim. Fransız brioche tarzı bir ekmek yapmayacağım. Bu sefer sizi Çin'e götürüyorum. Korona günlerinde. Çin'de çok popüler olan bao. Buharda ekmek. Steamed bun İngilizcesi de. Size öyle bir ekmek yapacağım. Bao arasında burger acayip keyifli oluyor bana sorarsanız. Ve yani bulutsu nedir? İşte onun tanımı neredeyse bao. Ve şöyle bir kolaylığı var. Kesinlikle fırın gerekmiyor, makine gerekmiyor. Elinizde yoğuruyorsunuz, tencerede pişiriyorsunuz. Hadi. Kuru malzemelerin tamamını önce bir kasede karıştırın. Un, maya, kabartma tozu, şeker ve tuz. Bunları bir kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra ıslak malzemeleri ekleyin. Süt ve zeytinyağı. Ve elinizle karıştırmaya başlayın. İlk başta cıvık olan hamur siz onu yoğurmaya başladıktan sonra kendine gelecek ve toparlanacaktır. Düz bir yüzeye aldıktan sonra bu sefer orada yoğurmaya başlayın. Bu yoğurma işlemi toplam 5 dakika sürecek. Birazcık kol kası gerektiriyor. Ama merak etmeyin, halledebileceğinizi düşünüyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra çok homojen ve neredeyse bir top gibi hamurunuz olacak. Yağladığınız bir kasenin içerisine hamuru koyun ve streç filmle kapatın. Bu haliyle iki katı olana kadar bekleyin. Eğer yaz aylarındaysanız bu cici hamur yaklaşık 1 saatte, kışın 2 saatte gördüğünüz gibi iki katı hal alacak. Kabaran hamurunuzu un sürmediğiniz yüzeye tekrardan geri koyup bir düzleştirin. Ondan sonra da bir ucundan diğer ucuna doğru tekrardan bir rulo haline gelecek şekilde sarın. Rulo yapmanızın sebebi birazdan göreceğiniz gibi bunu porsiyonlayacak olmamız. Ben yaklaşık 55 gramlık porsiyonlar elde etmeye çalışıyorum. O yüzden hassas mutfak tartımı aldım. Her 55 gramı yakalayacağım şekilde parçalara ayırıyorum. Her zaman olduğu gibi aşağıda açıklamalar bölümünde yer alan malzeme bilgileriyle toplamda 6 tane hamur elde edebiliyorsunuz. Bir tane de küçük bir hamurunuz oluyor. Bu hamuru da pişirme esnasında deneme hamuru olarak ya da parçalayıp içine başka bir şey koymak için kullanabilirsiniz. İyi güzel anlatıyorsun da biz bu şekillendirmeyi nasıl yapacağız diye soracak olanlar vardır diye tahmin ediyorum. Merak etmeyin, sizin için buradayım. Yapmanız gereken işlem çok basit. Bir parça hamuru alın ve onu düzleştirin. Düzleştirin ki kat yerleri birbirine geçmiş olsun. O kat yerleri eğer içinde dağılmazsa sonradan problem oluyor. Düzleştirdiğiniz hamuru kenarlarından içe doğru katlayın. Kenarlarından içe doğru. Aynı videoda gördüğünüz gibi. En sonunda kalan o ponçik kısmı da bir ponçik yaparak parmağınızın ucuyla birleştirin. Birleştirdiğiniz yerlerin de çıkıntı olmayacak şekilde tekrar hamura yapışmasını sağlayın. Böylelikle hamurunuz piştiğinde herhangi bir çıkıntısı olmuyor. Sıra geldi yuvarlama işlemine. Bu yuvarlama işlemini daha önceki ekmek tariflerimde aslında ben size göstermiştim. Hamuru sıkıştırmadan iki parmağınızla yüzeye değerken ya da kubbe şeklindeyken hamurunuzu yuvarlayın ve pişirme kağıdının üzerine koyun. Pişirme kağıtlarımı da yaklaşık 8'e 8 kestim. Çünkü 55 gram olan ve pişmeden yaklaşık 4,5 santim çapında olan bu ekmekler piştiklerinde 6,5 santimlere kadar çıkabiliyorlar. Dolayısıyla 30 dakika dinlenmiş olan hamurlar şu anda bile birazcık büyüdü. Piştiklerinde ne olacağını siz düşünün. Konu pişirmeye geldiğine göre artık şu aparatla ilgili de birkaç öneride bulunabilirim size. İstiyorsanız pazarlarda satılabilen o tencere içine konulan buhar aparatlarından alın. İstiyorsanız benim gibi tencerenin üstüne yerleştirebileceğiniz bir şey alın. Üzerine bir de mutfak havlusu örttüm. Kaynayan tenceremin kapağını da kapattım ve 8 dakika pişirdim. Artık buhar ekmeklerim hazır. Bunları taçlandırma vakti geldi. O yüzden size bir burger tarifi de vereceğim. Mini burger sevmediğimi bilen takipçilerim vardır. Dolayısıyla bu burgeri birazcık doyumluk yapmayı planlıyorum. Çok ince bir köfte koymak istemedim. Tuz ve karabiberle tatlandırdığım köftem yaklaşık 60-65 gram civarı. Bu köftemi döküm tavada her iki tarafı da 2,5'şar dakika pişecek şekilde pişiriyorum. Ama arkasını çevirdiğimde alevi gördükten sonra üzerine soğan marmelatımı ekliyorum. Soğan marmelatının tarifini de yine köşede bulabilirsiniz. Üstüne bir dilim burger peyniri attıktan sonra peynir de bu 2,5 dakikalık süre içerisinde eriyor ve artık sıra birleştirme işleminde. Benim tereyağı meraklısı olduğumu bilen takipçilerim bu ekmeğe neden tereyağı sürmedin diye soracaklardır. Ekmeğin kesinlikle ve kesinlikle doku değiştirmesini istemiyorum. İstiyorsanız tereyağı siz kullanabilirsiniz ama bu haliyle bence bu ekmeğe hiçbir şey yapmaya gerek yok. Baksanıza, bulut gibi. Kendiliğinden parçalanıyor desem yanlış olmayacak. Size bir de farklı bir öneride bulunmak istiyorum. Ben bu ekmeği burgerle taçlandırmak istedim. Ama istiyorsanız en son o şekillendirme aşamasına geldiğinizde siz içerisine herhangi bir uzun pişmiş et koyabilirsiniz. O hali de harika oluyor. Bu arada arasına ne koyabilirim diye düşünmenize de gerek yok. Ben sizin için daha önce pek çok tarif yapmıştım. Kuzu incik olabilir, dana pöç olabilir ya da dana kaburga olabilir. Harika.
Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Baş parmaklar yukarı. Bu korona döneminde biraz tarif işini boşladığımı biliyorum. Arayı kapatacağıma da söz veriyorum. Ve bir sonraki tarifinde o harika ekmek olacağına söz veriyorum. Görüşürüz.